Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerimiz olsun inşallah. Bugün sizlere çok güzel bir tülbent kenarı oyası modelim var arkadaşlar. Güzel bir model, kolay bir model. Bu modelimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Başlamadan önce de kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim ve hemen modelime başlıyorum makasımı çakmamış şöyle kenara alıyorum. üç renkten oluşuyor rengimi. istediğiniz renk tonlarını kullanabilirsiniz. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi modelimizin tığ battılarımızı 2 zincir çekerekten hazırladım arkadaşlar. Bu çibenimizi de 2 zincir çekerek bir tanesini çekmiştim. İkincisini çekiyorum. Başını bir kere doluyorum. Hemen yanındaki tığ battısına batıp 2 ve 2 de çıkıyorum. Bir kere başını doluyorum. 1 2 3 ve 4 zincir çekip tempe, arka hemen bedeninden batıyorum birleştiriyorum tekrar 2 zincir çekiyorum ve hemen yandaki tığ battasına batıyorum şu şekilde tekrar bir tane daha yapalım 2 zincir çekiyorum başını bir kere dolayıp yandaki tığ battasına batıp 2 de çıkıyorum 2 ve 2 de çıkıyorum 2 3 ve 4 zincir çekip hemen orta kısmından batıyorum kapatıyorum. İki zincir çekiyorum. Yandaki tığ battısına batıyorum. Şimdi ben ara kısımlarını model olduğu için çimen kısmımızı ben 6 tane yaptım. Ee, genişlik olarak istediğiniz ayarda yapabilirsiniz. Yani 6 da yapabilirsiniz. Daha da fazla geniş ayarlayabilirsiniz. Şimdi model kısmımıza geçelim. Model kısmımızda iki tane zincir çekiyorum. Bir kere başını doluyorum. Hemen tığ battığımızın içine batıp yine aynı 2 iki ve de çıkıp 2 zincir çekiyorum aşağı iniyorum yani bu yaptığımız çimenimizin tepesine pırpırsız olanı yapmış oluyoruz tekrar 2 zincir çekiyorum başını bir kere dolayıp aynı sıradan devam ediyoruz çimenimizin şöyle bu sefer bunun tepesine pırpırımızı yapıyoruz 3 4 tane zincirimizi çektim ve kapattım 2 zincir aşağı iniyorum yandaki tabatasına birleştirdim bir tane pırı yaptım bir tane pırı yapmış oldum bir iki zincir çekiyorum tekrar yine hemen yanındaki tığ patlısına batıp 2 ve 2 de çıktım bu da yarım bırakıyorum şimdi 8 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane zincirim çektim modelimin arka yüzüne döndürüyorum bu pırpır pır yaptığımız değil ilk yaptığımız tepesine pırpır pır yapmadığımızın tepesine batıyorum Sık iğne olarak birleştiriyorum. Şöyle bir halkamız oluşturmuş olduk. Bir tane zincir çekiyorum. Buraya yapraklarımızı oluşturacağız. Şöyle de modelimizde de göstermek istiyorum. Şu baştaki yaprağımızı yapmak istiyorum arkadaşlar. Sonra daha sonra bir de sonunda yapacağız aynı yaprağımızdan. Şimdi şöyle bir tane zincirimiz çektik. Başını bir kere doluyorum. Hemen bu 8 zincir çektiğimiz halkamıza 2 ve 2 de çıktım. Bir kere başını doluyorum. Tekrar aynı yere giriyorum. Önce 1, sonra 2 ve sonra 2. Şu yaprağımızın çeyreği yapmış. Şimdi iki kere doluyorum başını. Aynı yere giriyorum. 2, 2 ve 2. Tekrar yine başını iki kere doluyorum. Tığımı. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Misali takıldı tığımdan. Tekrar bir daha yapacağım. İki kere başını doluyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve iki. Dört tane tamamlamış olduk. Şimdi bu sefer üç kere başını doluyorum. Aynı yere iki, iki, iki ve iki, iki de çıktım. Yaprak şeklimiz bu şekilde. Yeşil kısmımı şöyle ipimi kenara alıyorum. Şimdi buraya tepesine 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4 tane zincirimi çektim. Hemen bu en son yaptığımız yaprağımızın içine giriyorum. Kapatıyorum sık iğne olarak. Şimdi şu ara kısmımıza sık iğne yapacağız başını dolamadan. 6 tane sık iğne yapacağım. Birincisini battığımızı sayıyorum. 2. Şöyle kurdelemi sıdırlayın. 3 4 5 ve 6. 6 tane yaptım. Şöyle kaydırdım. Dibine bir tane daha yapıyorum. 7. Yaprağımızı hazırlamış olduk. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şu ortadaki krem ve e, turuncu rengimizin yapabileceğimiz şu orta kısımlarımızı yapacağız. Şimdi 3 tane zincirimi çektim. 2 kere başını doluyorum. Yerine, aynı yere giriyorum. 2, 2 ve 2 de çıktım. Tepesine 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip hemen aynı halkamızın içine giriyorum ve buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. 1'i de sayıyorum. Şimdi 2 oldu. 3 4 ve 5. Bir tane de yine aynı bedenimize giriyorum. 6 yapmış olduk. Aynısından bir tane daha 1 2 3 tane zincir. 2 kere başını doluyorum. Yine halkamızın içine girip 2 2 ve 2 de çıktım. 1 2 3 4 tane zincirimi çekip halka bedenimizin içine giriyorum. Kapattım. 5 tane sık zincirimiz sık iğnemi tekrar yapıyorum. Bir tanesi sayılıyor buradan. 2 3 4 5 tane. 6. dibine. Şu şekilde biraz da kaydırıyoruz. Yaprak ve bu orta çiçeklerimiz için olan yap hazırlanan kısımları tamamlamış olduk. Şu şekilde. Şimdi bu aynı yaprağımızdan tekrar bir daha yapıyoruz. Bir zincirimizi çekip bir kere başını doluyoruz. 2 ve 2 de çıkıyoruz. Bu burada yaptığımızı aynısını bu şekilde de yapıyoruz. Bir kere başını doluyoruz. 1 2 ve 2 de çıkıyoruz. 2 kere başını doluyoruz. 2 2, 2 de çıktı. Tekrar yine 2 kere başını doluyorum. 1, 2, 2, 2 de çıktım. 3 kere başını doluyorum. 2, 2, 2, 2 de çıktım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Ara kısma girip kapatıyorum ve buraya da 6 tane sık iğnemi yapıyorum biri de sayıyorum 2 3 4 5 ve 6 7. de dibine batıyorum şu şekilde yaprağımızı oluşturmuş olduk aynı şekilde şimdi yanına iniyorum yanına da şimdi yarım bıraktığımız yer vardı. Buraya tekrar bir kere daha giriyorum ve kapatıyorum sık iğne ile. iki tane zincir hemen aşağı iniyorum. Tekrar iki zincir. Bu sefer çimenlerimize devam ediyoruz. 2 ve 2 de çıkıyorum. 1 2 3 ve 4 zincir çekip kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum, aşağı iniyorum. Bu çimen kısımlarımız bu şekilde devam ediyor. İki tane daha yapayım başa kadar. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yaptım. İki kenarımızı da aynı ayarlamaya çalışmış oldum. Şimdi krem rengimizi alıyorum. Şöyle ipimi bir sabitleyeyim. Şimdi bu iki tane ortaya bir yaprakçığın yanlarına iki tane şey ayırmıştık. Bu modelimizin tam ortasına dört tane zincir çektiğimizin ortasına batıyorum. Şöyle birleştirdim. Buraya 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4 tane zincir çektim. Başını iki kere doluyorum. Aynı yere bu 4 zincir çektiğimiz bu orta kısmımızı yapıyoruz. Böyle 2, 2 ve 2 de çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip orta kısmına batıyorum. Başını iki kere doluyorum. Hiç arada zincir çekmek yok arkadaşlar. Hemen aynı yere. Toplamda 7 tane yapacağız. 2, 2, ve iki de çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çekip bedeninden batıyorum. Tekrar iki zincir aynı yere. 2 2 ve 2. 1 2 3 4 tane zincir çekip birleştiriyorum. 2 4 tane oldu. Şu pırpırcıkların değil, bedenini sayıyoruz. Tekrar yine bir daha alıyorum. 2 2 ve 2 2 3 4 tane zincir çekip bedenden geçiyorum tekrar yine devam ediyorum 2 2 ve 2 toplam dedim 2 4 6 olmuş Şimdi bir tane daha yapacağız 2 3 4 zincirimi çekeyim bedenine batıyorum bir pırpırcık yaptım tekrar yine 2 tane zincirimi çektim Şu ilmeğim ayarladım 2 2 ve 2 de çıktım 2, 4, 6, 7 olmuş oldu. Tepesine de yine 4 zincirim çektim. 2 tane trabzonumuzu oluşturmuş oldum. Başını iki kere tekrar doluyorum. Hemen yandaki yaptığımız bedenimize geçiyorum. Hiç arada yine zincir yok arkadaşlar. Şu şekilde yine 2, 2, 2 de çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir devam ediyoruz. 2 zincir çek şey iki kere başını doluyorum aynı yere 2 2 ve 2 2 3 4 zincir bedene batıyorum yine iki zincir iki kere doluyorum 1 2 3 4 3 oldu tekrar yine iki kere doluyorum başına 2 2 2 4 zincir eleştirdim Şöyle kaydırayım. İki tane şimdi doluyorum tekrar gene. 2 2 4 zincir 5 oldu. Bir iki tane daha yapalım. Oldukça kolay ve güzel bir model. Arkadaşlar 2 de daha bir tane daha yapıyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çektim son olarak bedenimizi birleştirip bir tane de zincir çekiyorum arkadaşlar ikinci kat sıramızı da bu şekilde bitirmiş olduk ipliklerini keseyim son sıramızı devam edelim Evet son olarak turuncu rengimizi alıyorum yine ipimi bir sabitliyorum bu sefer Bakın böyle sade de yapabilirsiniz isterseniz üzerine farklı renk gitmeyip de. Şimdi bu yapraklarımızın 4 tane çektiğimiz zincirimizin tam ortasına batıyorum son sıramızı yaprağımızla başlıyoruz birleştirerekten burayı birleştirdim hiç arada zincir çekmiyorum bu ilk başta başladığımız 4 zincir çektiğimiz alana giriyorum şu şekilde birleştirmiş oldum şimdi buraya 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum hemen bu her ara sıralara 5 zincir çekip batacağız 5 zincir çektim varı kısmımıza batıyorum. Sık iğne olarak hiç başına dolamadan 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradaki kısmımızdan giriyorum. Kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5. Araya giriyorum hemen atlayarak da. 1 2 3 4 5. Tekrar devam ediyorum. Bu sıramızda komple 5 zincir çekip batıyoruz. 3 4 5 zincir bu birleştirdim 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen ara kısmına za batıyorum 1 2 3 4 5 zincir 2 3 5 4 5 yapalım hemen yine araya giriyoruz 2 3 4 5 gerçekten dediğim gibi kolay arkadaşlar hiç zorluğu yok sondakini de yapalım 2 3 4 5 zincir de hemen şu son kısmımızdan batıyorum Bir Şöyle şey yapalım. Daha net olsun. Birleştirdikten sonra yine araya hiç zincir çekmiyorum. Ve diğer karşıdaki yaprağımıza batıyorum. Aradan buraya da bir sık iğne çekip bir zincir çekiyorum. Modelimizin şeklini size tam olarak şöyle göstereyim arkadaşlarım. Model bu şekilde. Şimdi ben ipini keseyim. Hafif de bir ütü basayım arkadaşlar. Ondan sonra Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Bir modelimizin sonuna daha gelmiş olduk arkadaşlar. Dediğim gibi ara kısımlarını 6 tane siz daha da geniş de yapabilirsiniz. isterseniz de bu ayarda yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.